Hiç yapmayı çok isteyip de yapamadığınız bir şey oldu mu? Evet, bu bir soru değil. Hepimizin yapmayı çok isteyip de yapamadığı şeyler var. Peki Allah aşkına neden yapmıyoruz? Önce kendi hikayemden başlayayım. YouTube için içerik yapmayı ilk kez isteyişimin üzerinden tam 10 yıl geçti. Kamera, lens, mikrofon, bilumum teknik gereksinimlerin yokluğunu bahane edişim bir yana ne anlatmak istediğime karar veremedim. Bir video çekip yayınlamayı büyük bir mesele haline getirdim. Erteleme hastalığı ile ilgili onlarca makale okudum. Procrastination is spending 30 minutes looking for the right pen. Yetmedi, motivasyon konusunda kitaplar okuyup videolar seyrettim. Hatta üzülerek itiraf ediyorum, hayatınızın kontrolünü bir haftada elinize alın gibi isimleri olan ve içinden telkin CD'si çıkan kitaplar bile edindim. Ve evet, yerde sırt üstü yatıp onları dinledim. Hayatının kontrolü senin elinde. Dilediğin her şeyi yapabilirsin. Ve nihayet, mükemmel iyinin düşmanıdır dedim ve karşınızdayım. Peki neden bunca zaman bekledim? Mükemmeli Aramak isimli kitabın yazarı Talben Şağar şöyle bir tanım yapıyor. Mükemmelliyetçilik bir saplantı, mükemmellik arayışı ise bir tutkudur. Acaba mükemmelliyetçi düşünceler yüzünden ve başarısızlık korkusundan dolayı mı harekete geçmiyoruz? Yoksa kötü yapacağım korkusuyla kendimizi frenliyoruz? Yapmak istediklerimi başarabilmek için eksiklere değil de elimde olanlara odaklanmam gerekiyordu. Bu nedenle başarının tanımında şöyle bir değişiklik yaptım. Başarı, mükemmel sonuçlar değildir. Başarı, mevcut şartlar altında elinden gelenin en iyisini yaptığından emin olarak ilerlemektir. Bu yaklaşımı benimsedikten sonra kendimi şöyle motive ettim. Sen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. Boş vermeden sabırla. Hayalini kurduğun o mükemmel şeye ulaşamayabilirsin. Ama sürecini mükemmelleştirebilirsin. Mükemmeli arzulamak hakkın ama kendine haksızlık edip yapabileceklerini göz ardı etme. Dene, kötü yap, sonra daha az kötü yap. Birçok iyi ve küçük parçanın birleşmesiyle henüz senin için mükemmel olmasa bile başkalarının mükemmelini gerçekleştir. Senin yürüyüşün henüz emekleyenler için mükemmel görünür. Eğer bu cümleler sizi de motive ettiyse ancak nereden başlayacağınızı tam olarak kestiremiyorsanız benim de sıklıkla kullandığım ve birazdan anlatacağım yöntemi deneyebilirsiniz. Çoğunuzun bildiğini tahmin ettiğim, özellikle teknoloji alanındaki başarı hikayelerinin kahramanları tarafından kullanılan Minimum Viable Product terimine ve pratik olarak nasıl kullanabileceğimize bakalım. Kısaca MVP. Hayır, basketbolda LeBron James'in olduğu MVP değil. Türkçe'ye asgari çalışır ürün olarak çevirebiliriz. Ama ben İngilizcesini kullanmayı tercih ediyorum. Bu terimi en yaygın örneklerinden biriyle anlatacağım. Hedeflediğiniz şeyin bir araba olduğunu ve daha önce kimsenin yapmadığını hayal edin. Yani bir şey yapacaksınız ve insanlar A noktasından B noktasına kolaylıkla gidecekler. Diyelim ki nihai ve mükemmel bir ürün hedefleyerek çıktığınız bu yolculukta hiçbir ara ürün olmadan ve geri bildirim almadan ilerlediniz. Ürünü elinize almanız ve başkalarına sunmanız çok uzun sürecektir. Hiçbir geri bildirim almadığınız için neredeyse kör ilerlemeniz bir yana kendinizi iyi hissedeceğiniz tamamlama duygusunu yaşadığınız ara ürünleriniz de olmayacaktır. Yılmanız an meselesi. Gelin bir de MVP yaklaşımına bakalım. Önce tekerlekleri olan ve insanların üzerine binip gideceği bir araç yapalım. Bir kaykay. Ve bunu insanların kullanımına sunalım. Daha sonra aldığımız geri bildirimlerle geliştirmeye devam edelim. Örneğin bir yön kolu takarak skutera dönüştürelim. Sonra insanların oturmasını ve daha az efor sarf etmelerini sağlayalım. Bir elektrik motoru kullanarak insanların efor sarf etmeden daha hızlı gitmesini sağlayabiliriz. Sürücü ile birlikte yolcu taşımak mümkün olsaydı keşke. Ah, işte 5. ürünümüz. Şimdi bunun üzerine kapatarak ve daha güvenli olmasını sağlayarak hayal ettiğimiz ürüne ulaşalım. Bunu herhangi bir başka alanda da uygulayabilirsiniz. Örneğin roman yazmak isteyen biri önce birkaç paragraftan oluşan bağımsız yazılar yazabilir. Sonra bunları kısa hikayelere dönüştürerek çevresiyle paylaşır. Bir blog açar ve insanlardan geri bildirimler alır. Her hafta düzenli olarak yazdığı bu hikayeleri geçen zaman ve aldığı geri bildirimlerle iyileştirir. Artık yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan bir yazar olmuştur.
Sonraki adım olarak yüksek özgüveni ve yazma tecrübesiyle o çok istediği romanı yazmaya başlayabilir. 2008'den bu yana yalın startup ve minimum viable product terimlerinin popüler hale gelmesini sağlayan girişimci yazar Eric Ries'in kitaplarını Türkçe olarak da bulabilirsiniz. Belki bazılarınız hayallerinin ve yapmak istediklerinin öyle kolay şeyler olmadığını söyleyecek. Onlara soruyorum. Bahaneniz bu mu gerçekten? Eyleme geçmenizin önündeki engel zor olanı istemeniz mi? Peki zor olanı isteyen biri olarak şu en temel prensipleri uyguluyor musunuz? Her gün düzenli vakit ayırmak. Yapmak istediğiniz şeye kendinizi adamak. Tembellik etmemek. Kısa vadeli kazanımlardan kaçınmak. Uzun vadeli planlara odaklanmak. Kendinize yatırım yapmak. Şimdi kendime ve size soruyorum. Gerçek problem mükemmele ulaşamama ihtimali yüzünden vazgeçmemiz mi? Yoksa mükemmele duyduğumuz arzu sadece havalı bir bahane mi? Do you yourself as having any weaknesses? Oh yes, because like I'm a bit of a perfectionist actually. Yes, I am. See, for me it's got to be the best or there's nothing at all. Peki neyi mükemmel olduğuna nasıl karar vereceğiz? Bu soruyu yanıtlamadan önce bilmeyenler için izafiyet yani göreceli kavramını kısaca açıklamak istiyorum. Benim gibi boyu 166 santim olan birisi için 180 santimetre boyundaki Deniz isimli bu kişi uzundur. Ama Deniz boy ortalaması 200 santim olan bir basketbol takımına göre kısa olarak nitelendirilebilir. Deniz uzundur ve aynı zamanda kısadır. Bana göre uzun, basketbolculara göre kısadır. Bunun gibi göre ifadesi kullandığımız kişiye, duruma veya başka parametrelere göre değişen şeylere göreceli diyoruz. Konumuza dönecek olursak, iyi ve mükemmel gibi son derece göreceli iki kavramla düşünürken ölçüyü nasıl belirleyeceğiz? Sizlere önerim kendim içinde kullandığım şu yöntem. Kendi imkanlarınızı düşünün ve kolaylıkla çok özenmeden yapabileceğiniz kadarını ortalama olarak tanımlayın. Bu sınırın üzerinde biraz daha gayretle ekleyeceğiniz her görev işinizi sizin için iyi kategorisine sokacaktır. Artık iyi bir iş çıkardığınıza göre kendinize soracağınız soru şu olmalı. Yapabileceğimin en iyisini mi yapıyorum? Bu soruya verdiğiniz cevaplar her seferinde daha iyi yapmanızı sağlayacak ve mükemmellik arayışını sürdürdüğünüz başarılı işler çıkarmanızı sağlayacaktır. Geçmişte yapmak için harekete geçtiğimiz ama kendimizi başarısız hissettiğimiz deneyimlerimiz olabilir. Başarısız hissettiğiniz bazı durumlarda problem sizin çıkardığınız işle ilgili olmayabilir. Örneğin güzel bir yemek yaparsınız ancak misafirleriniz tok geldiği için yaptığınız yemeği beğenmemiş gibi görünebilirler. Çok güzel bir sunum yaparsınız ancak satış gerçekleşmez çünkü müşteriler sizin sunumunuza katılmadan önce başka biriyle anlaşmış olabilirler. Sanat eserlerinizi yanlış bir kitleye sunarak kötü geri bildirimler alabilirsiniz. Eleştirilmekten ve geri bildirim almaktan asla korkmayın. Eleştiri sizin yeteneklerinizi sizden alamaz. Aksine daha iyisini yapmanızı sağlar. Yaptığınız işle ilgili aldığınız eleştirileri derinlemesine değerlendirin. Olmamış diyen birinin peşinden koşun. Hangi kısmın olmadığını, daha iyisi için önerisi olup olmadığını sorun. Örneğin bu video için olmamış diyen birine soracağım sorular şunlar olur. Işığı mı beğenmedin? Ya da dekoru? Ya da İfadelerim, tonlamalarım mı hatalı? Yoksa hazırladığım metni mi beğenmedin? Kullandığım kaynaklar? Hangilerinde sorun var? Eleştirilmekten korkmayın. Onları dinleyin ve doğru soruları sorun. Daha iyisini yapmak için şu 3 anahtarı kullanın. Pratik yapın. Düzenli biçimde ve her seferinde elinizden gelenin en iyisini yapın. Alçak gönüllü olun. Oldum demeyin. Eleştiriye açık olun ve geri bildirim alın. Sabredin. Daha iyi bir işin, mükemmel bir sürecin bugünden yarına olmayacağını bilin. Sabırla, yılmadan bir sonraki adımı atın. Şimdi gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Ve o yapmayı çok isteyip henüz başlayamadığınız işe kolları sıvamak için kendinize bir söz verin. Tutabileceğiniz bir söz. Satisfaction in me. A little more pride, a little less.
yazmamışsa.